Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei Mate 20 Pro'nun öne çıkan özelliklerine bakıyoruz. Bu arada telefonu bizlere ulaştıran İzmir iletişime teşekkürlerimizi iletelim. Telefonda ilk öne çıkan özellik tabii ki de kamerası. 3 tane arka kamera mevcut. Dikey yerine böyle yan yana dizmişler. Bunları bir karenin içine sığdırmışlar. Flaşla bir kamera yanda. Onun hemen altında da 2 tane kamera yer alıyor. Bence alt alta böyle dikey sıralamadan daha iyi duruyor. Kameralarımızdan bir tanesi ana kameramız. 40 megapiksel f1.8 diyafram değerini taşıyor bu ana kameramız. Onun altında hemen bir tane geniş açılı, yani süper geniş açılı bir kamera var. Bu da 20 megapiksel değerinde f2.2 diyafram değerini taşıyor. Sonuncusu da 8 megapiksel f2.4 diyafram değerini taşıyor arkadaşlar. Bu f2.4'lük lensimizle birlikte bu yakınlaştırma işlerini yapabiliyoruz. Hem de arka tarafı bulanıklaştırmaya yardımcı oluyor. Aslında birçok alanda 3 kamera birbiriyle destekli şekilde çalışıyor diyebiliriz. Huawei yine Alman lens üreticisi Leica ile işbirliğini devam ettiriyor arkadaşlar. Leica'nın da ekmeğini bol bol yediler. Yine güzel işler çıkartmışlar kamera tarafında. Bildiğiniz gibi Huawei bir tane lensini monokrom lens yapıyordu. Bu lensimiz artık yok arkadaşlar. Bunu efektli olarak yapıyor ama bunun yerine süper geniş açılı lensi getirmişler. Dar alanlarda olsun, mesela küçük bir odada bir sürü insanı çekeceksiniz ya da manzara, doğa fotoğrafı falan çekiyorsanız bu lens imdadınıza yetişiyor. Bir de bu lensin şöyle bir güzel tarafı var arkadaşlar. 2,5 santimden makro çekim yapabiliyor. Yine böyle doğada çiçek, böcek çekmeyi sevenler için oldukça güzel bir özellik. Ön kameradan bahsetmişken ön kamerayla yapabildiğimiz ve telefonlarda benim ilk defa rastladığım değişik bir özellik var arkadaşlar. 3 boyutlu tarama yapıyor. Telefonun kendi kamera arayüzünde yok arkadaşlar. Harici bir uygulamayı marketten indiriyor. Daha sonra böyle masanın üzerine bir bebek olsun, bir şey olsun bırakıyorsunuz, onu tarıyorsunuz. Bu genelde sinema, dizi sektöründe çok gördüğümüz bir şey. Artık telefonumuza kadar girmiş olması da bence oldukça olumlu bir gelişme. Şu an biraz emekleme aşamasında, her şeyi çok güzel tarayamıyorsunuz. Tararken bayağı bir zorlanıyorsunuz. Ancak teknolojinin geleceği hakkında bize fikirler veriyor diyebiliriz. Yapay zeka zaten günümüzün artık vazgeçilmezi olduğu, 1500'den fazla sahneyi tanımlayıp ona göre en güzel anı sizlere yakalamaya çalışıyor. En güzel hale getirmeye çalışıyor fotoğrafı. Düşük ışıkta da gayet iyi işler çıkartıyor. Hele gece modu diye bir şey ekliyorlar Huawei'nin kameralarına. Böyle elinizi titretmeden 3-4 saniye sabit kalabilirseniz bildiğiniz güzel bir gece fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Video tarafında da enteresan olaylar var arkadaşlar. Bu fotoğraftaki portre modunu bildiğiniz video tarafına da getirmişler. Arka tarafı bulanıklaştırabiliyoruz artık videoda. Hatta öndeki nesne renkli oluyor. Arka plan siyah beyaz kalıyor arkadaşlar. Bu tarz değişik efektler de var. Bir de 21'e 9 en boy oranına getirirseniz görüntüyü bildiğiniz sinemasal efektler yakalayabiliyorsunuz biraz uğraşarak. Bir eksi hane yazmak gerekirse video tarafına da 4K çözünürlük 30 karede sınırlı kalıyor. Keşke 60'a çıksaydı diyebiliriz bu tarz bir üst düzey telefon için. Bunun yanında ağır çekim videoları da 960 kare saniyede çekebiliyoruz. Çözünürlüğümüz 720p. Yine ağır çekim tarafını çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Biraz da ön kameradan bahsedelim arkadaşlar. 24 megapiksellik f2.2 diyafram değerini taşıyan bir ön kameramız var. Arka kameraya göre bakarsak tabii ki de biraz zayıf kalıyor. Ancak sosyal medyada vesaire ortamlarda sizi gayet rahat kurtarabilecek bir kamera. Düşük ışığa gezdiğinde hafiften bozulmaya başlıyor. Şimdi yine farklı bir özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Telefonun parmak izi okuyucusunu ekranın içine gömmüşler. Telefonun tasarımına bence oldukça olumlu şeyler katmış arkadaşlar. Arka tarafta böyle kocaman bir yuvarlak durmuyor. Direkt ekrana dokunduğumuz zaman parmak izimizi algılıyor ve telefon tuş kilidini açıyor. Arada bir takılmalar yaşıyorsunuz ama o kadar kusur olur diyelim. Tabii ki bir güvenlik önlemimiz de yüz tanıma arkadaşlar. Yüz tanıma ile birlikte yüzümüzdeki 30.000 böyle noktayı anında tarıyor. Gözünüz kapalı da olsa hava durumuna çok bakmaksızın yarım saniye gibi bir sürede açabiliyor. Yine enteresan bir özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şarj meselesi, ancak tersten şarj. Reverse şarj diye bir isim takmış buna Huawei. Telefon adeta kablosuz bir power bank'e dönüşüyor. Diyelim ki ultra zenginsiniz. Cebinizde bir tane Mate 20 Pro, bir tane de iPhone 10 veya daha üzeri bir cihaz taşıyorsunuz. iPhone 10'unuzun şarjı böyle bite yazdı. Acilde lazım size. Telefonda reverse şarj özelliğini açıyorsunuz. iPhone'u arkasına böyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve o iPhone şarj olmaya başlıyor. 4200 mAh'lik batarya ile birlikte en azından hani o iPhone'u ölüm döşeğinden kurtarır arkadaşlar. Bu özelliği de yine ilk kez Huawei Mate 20 Pro'da görüyoruz. Hızlı şarj özelliği de var arkadaşlar. Öyle patlamaya çatlamaya karşı tüm sertifikaları almış adamlar. %70'e yaklaşık yarım saat gibi çok ciddi bir sürede çıkıyor. Şarjını %100'e ulaştırması da 1 saat 10 dakika gibi bir süre tutuyor. Şarj dedik arkadaşlar. Bu videoda da PUBG oynamazsak olmaz tabii ki de. Biraz bir PUBG oynayalım. Hem ısınmaya bakalım hem de şarj ne kadar gidiyor onu bir görelim. 10 dakikalık PUBG mobil deneyimimizin sonunda sıcaklığımız 25.1 dereceden 33 dereceye yükseldi. İyi diyebiliriz. Şarjımız da %72'den %69'a düştü. Yani %3'lük bir kayıp var. Bu da gayet iyi bir değer diyebiliriz. Yani uzun süreli oyun oynuyorsanız şarjınız daha uzun dayanacak. Oyunda da ayrıca öyle kasma, donma vesaire gibi bir şeyle karşılaşmadık. Gayet akıcı bir şekilde oynayabildik. Mali G76 MP10 grafik işleme birimi içinde yer alıyor. Aynı zamanda 6 GB RAM, 128 GB'lık depolamalı versiyonu, bir de 8 RAM ve 256 GB'lık depolama olan versiyonu bulunuyor. Bunun yanında hafıza kartı takabiliyoruz arkadaşlar. Ancak bildiğimiz micro SD kartlardan değil. NM Kart diye bir kart var arkadaşlar. Nano memory kart, nano hafıza kartı diye geçiyor. Bunlar da 256 GB'a kadar çıkıyor arkadaşlar. O kartlardan bulup takmanız gerekiyor eğer hafızayı artırmak istiyorsanız. Telefonda çift hoparlör var arkadaşlar. Ancak alt tarafta bir hoparlör ızgarası yok. Siz de zaten fotoğraflarda görüyorsunuz. Hoparlör USB-C'nin içine konumlandırılmış. Aynı zamanda bir de telefonda 2 metreye 30 dakika dayanacak şekilde hazırlanmış IP68 sertifikası yer alıyor. Artık son sözlerimize gelelim arkadaşlar. Telefonun 128 GB'lık modeli 8000 TL. Fiyat biraz pahalı arkadaşlar. 8000 TL çok ciddi bir para. Ancak hani özelliklerini düşündüğümüz zaman şu an piyasada bulabileceğiniz en iyi Android telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun fiyat kıyaslamasını tabii ki de size bırakıyorum. Özellikler tamam çok iyi ancak 8000 TL'nin de birazcık fazla olduğu da bir gerçek arkadaşlar. Ama buna şu an maalesef bizim de yapabileceğimiz bir şey yok diyorum ve artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei Mate 20 Pro'nun öne çıkan özelliklerine hep beraber baktık. Sizler telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdaki bölümden bizlere yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Bir de eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.